Merhaba değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda ABD piyasalarının günü hafif pozitif kapattığını görmekteyiz. Avrupa piyasalarında da genel olarak hafif pozitif diyebileceğimiz seviyelerde kapanışlar gerçekleştirdiler. Uzak Doğu piyasalarda Çin özellikle hafta başından beri tatildi. O da tatilden çıktı ve yukarı yönlü hareketlerle başladı güne. Japonya tarafına baktığımızda orada da yine yukarı yönlü hareketlerin olduğunu görüyoruz. Uzak Doğu tarafında pozitif hareketler devam ediyor. Piyasaları destekleyici haberler gelmeye devam ediyor Uzak Doğu taraflarından. Bizim piyasamıza baktığımızda endeks dün biliyorsunuz ki TÜPRAŞ ve İş Bankası'nın temettü etkisiyle beraber olarak biraz negatif açılışta bulundu. Daha sonra kayıplarını karşıladı. Yatay kapanışlarda günü tamamladı. Bugün için endeksin hafif pozitif yatay açılışla başlayacağını düşünüyoruz. 89.000 ilk direnç noktamız. Bu noktayı test edeceğini, bu noktayı kırması durumunda 89.500 direnç noktasına doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Olası bir satış baskısı durumunda endekste 88.000 seviyesi ana destek noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. 88.000 seviyesinin altına sarkmadığı sürece endekste biz geri çekilmelerin sınırlı kalacağını, hatta alım fırsatı olabileceğini düşünmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi, hızlanması için de 89.000 seviyesinin kırılması gerekmekte. Bu noktanın üzerinde kademeli olarak 90.000 seviyesine doğru yükselişler devam edebilir. Bugün piyasaları etkileyecek birkaç haber söz konusu. ABD'den gelecek olan ADP tarımcı istihdam verisi var. Cuma günü de tarımcı istihdam verisi gelecek. Bu iki veriyi yakından takip ediyor olacağız. ABD ekonomisinin durumu şu an için piyasalarda önemli. Eğer orada bir gerileme olursa tarımcı istihdam verilerinde ABD için olumsuz bir veri gelirse, o zaman bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. O yüzden bu veriyi yakından takip ediyor olacağız. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum.